Bana bakar mısınız? 40 tane psikiyatriye değer, 50 tane ruh hastalıkları hastanesine değer. Şuna bak, bak, bak. Bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola. Sırf şu ses ve şu görüntü için bile en az 50 yıl ben seni kullanabilirim. Benim hamarat kızım, merdanelim. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Eğil, yıka, kalk, sık. Oraya koş, buraya koş. Çitile, çitile. Çitile, çitile, çitile. Bitsin artık bu çile. Ayda sadece 11 bin lira taksitle. Açilik, merdaneli, çamaşır makinesi. Oh, şuna bak. Deterjanın gözüne bastım, kaynar suyu bastım, kloruğa bastım. Şu an mis gibi klorak kokuyor burası. Evet, anasının halalarını ben yıkayayım. Kızı orada televizyon izlesin. Yarın bir gün miras bölüşürken sanki tapuya benim adımı yazacaklar. Bunlar alacaklar malı mülkalları benim. Sevabı yeter anam, sevabı Zeynep Ergül ne demiş? İmtihan dünyası, cenneti kazanmak kolay değil Müge abla. Cenneti kazanmak kolay değil İmran Hanım. Hep bana yazacaklar bu sevapları. Neyse geliyorsunuz. Yarın Fransız konsolosluğunda randevum var. Pasaportumla gideceğim ve Fransa için vize alacağım. Şu an balkon dalı yıkıyor. Nasıl güzel bir dünya. Her an her şeyi yaşayabiliyoruz. Teşekkürler tatlım. Siz çayınızı için şey yapmayın. Siz yormayın kendinizi. Evet, mini mini birler, çalışkan ikiler. Oh, ele hoş, ele hoş. Hallarımın hepsini el cihazlarımınla kaynar kaynar yıkadım. Onlar şimdi süzülüyorlar. Sonra makineye atıyorum. Makine
Ne de bir tür durulatıp sıklarıyorum güzelce yarın güzel kurusunlar diye. Beyaz çamaşırlarım kar beyaz olmuşlar. Onların suyunu boşalttım. Şimdi anneannemin koltuk örtüleri için attım. Onlar yıkanıyor kaynar kaynar. Şimdi burayı halledeceğim. Anneanneme gidiyorum. Önce bir banyoya gireceğim. Duşakabin, tuvalet, banyo, dolaplarını bir halledeyim. Yarın da konsolosluktan sonra dip köşe evine gireceğim. Bayram gelmiş neyime, anam anam garibe. Ben bu bayramı çok seviyorum. Temizlik benim için. Evet, az önce anneannem bana diyor ki şey giderken kendin poşetin getir, ısırma beni. Diyor ki bana poşetin getireydin, bende hiç poşet yok bakın. Bakın poşetim yok diyen kadına poşet. Onlar küçük öküz var, onlar hiç bana yaramıyor. Sanki bu poşetler benden gelmedi sana. Onlar da hastane hiç poşet. İlaç poşet. Kız senin bu poşet bağımlılığı ne olacak ki? Bak, bir de beni tembih ediyor ki bak poşetin varsa gel poşetin yok. Onlar senin bir şeyin yaramaz poşetin. Ben şimdi etme bak şimdi burada seni banyoda yıkarım ha. Gördünüz mü karı beni bir poşeti gene saymış. Fransa'ya gideceğim bunu da anlatacağım sen dur Fransa'ya. Tamam küçük poşetini verin de doldur götür bakalım ne olacak. Arkadaşlar sene 2005. Anneannem. O zamanlar Her Eve Lazım isimli programdan önüne geleni söylüyordu eve. Bu da onlardan bir tanesi külürför dediği pişirme aleti elektrikle pişiriyor. Ana kurban kurban gelsin size et pişireceğim. Üstünden tam 66 tane Ramazan 66 tane kurban bayramı geçti. Ben şu an 26'mı bitirdim 27'me girdim. Neredeyse çoluğa çocuğa karışacağım. Daha bir ümmeti Muhammed bu makinede. Çocuklar yer. Anneannem en sonunda baktı ki bundan kurtulamıyor bir şey dedi. Dün sene teyze vereceğim. 30 senedir bu hiçbir şey pişirmiyor ama duruyor. Olsun. Yine, çünkü abla, her eve lazım, her eve lazım. Ah, bak ne kadar temiz görüyor musun? Ya, ya. Az senelik oturuyor bak ha işte. Kiri var mı? Tamam. Yokmuş. Al tavaya. Ver. Dedi ki bekliyorum, bekliyorum, gidip gelip bakıyorum. Hani dedi ki... Gelirim, gidirim seni, gelirim. Dedim ki demek Ramazan diyerekten belki sonra böyle interneti varsa sonra derim ki internette ne zaman verilecek? Verildi zaten internette. Herkes seyredi mi şimdi? Ben niye seyretmiyorum o zaman? Ben göremiyorum, ne oldu? Senin telefonda internet yok. Evet, doğru. Ben sana kendi telefonumdan alsan izletirim. Aa, şimdi var mı? İzlesene şimdi. Var, izleteyim. İzlesene. Bak, bak. Anneanne, sen doğum gününde zaten yok muydun? Bağırdım işte, ben milleti göreyim bakalım. Milleti zaten sana. Telefonum nasıl çıkmıştı da o yüzden. Allah, niye bana neye göstermişler? Sen, ben de televizyonu bekliyorum. Aç, çok uyusun. Hayır, hayır, şey et. Evet, 32 kemiğimi birbirinden ayrı şekilde aradı. Bir gecenin daha sonuna geldik. Şimdi sahur yapacağım arkadaşlar. Ve anneannemle kamp 45 dakika boğuştum. Çünkü buzdolabının üstüne bali sürmüş ve üstüne fotoğraf yapıştırmış. Dedik, çok güzel duruyor. Verdim eline bezi. Tam 10 dakika onu kazıttım ona. Dedim ki bir daha dedim buraya böyle şeyler. Dedik, ben çok seviyorum süslü bir karıyam. Ay öldürdü beni. Her bayram temizliğinde bu kavgayı yapıyoruz. Temizlik yapıyorum, geliyorum ya bir yere bant çekmiş ya bir yere silikon yap. Mandalinaların, portakalların üstündeki o etiketler var ya, onları sökmüş ya bulaşık makinesini yapmış. Çok güzel durur bunlar burada. Anneannem yemin ediyorum benim kaderim. Coğrafya kader değil, anneanne kaderdir.
nasıl bir süs anneanne? Sen söyle süs. Allah aşkına mandalinanın üstündeki... Ya Rabbi sen bana sabır ver. Kız anneanne senin ne değişik hobilerin var? Evet her şeyi çekeceğim bugün. Vicdan azabı gibi ense. Anneanne buna niye bunu yapıştırdın? Söyle. İşte arkadaşlar benim sınavım da bu. Sınanıyorum. Şuan karşınızda Kadir yok. Kadir'in sadece cesedi var. Görmüş olduğunuz kovalarım, üstüm başım su içinde. Kafam desen 52 terane. Canım çıktı. Hele bir kavga dövüş temizlik yapmışız inanamazsınız. Bütün mahalle biz dinledi. Süpürgenin sopasını sen bankla kaldır. Bütün evi elimle sildim süpürgenin sopasını bulamadığınız için. Kendisi şarjlıyla süpürüyormuş. Parmakların uçlarını hissetmiyorum. Şu anlık bu kadar. Kavga, dövüşle, neyse ki ölüm kalım olmadan Gülhanım Kaplan'la bir bayram temizliği. Olimpiyatların daha sonuna geldik. Önümüzdeki bayramlarda başarılar diliyorum.